Allah'u Ekber, Allah'u Ekber Bismillah, Velhamdülillah, Aleyhi Resulillah Bir arkadaşımızın, belki de birçoğumuzun ortak halini ve sıkıntısını dile getiren, ifade eden bir sorusuna Allah'ın izniyle cevap vermeye çalışacağız. Esselamu aleyküm demiş ve selam. Allah için bana nasihat edin. Geçmişte yaptığım hatalar ve günahlardan dolayı Rabbim huzurunda tevbe ettim. Kimleri üzdüm ve hakkına girdimse onlardan da helallik istedim. Tevbemi onlara da beyan ettim. Hatırladıkça da Rabbimden tevbe ve istiğfar diliyorum. Ama işlediğim o kötü işlerden dolayı Rabbimin huzuruna, insanların arasına çıkmaya utanıyorum. Bazen kendimden nefret ediyorum ve ben böyle biri değilim. Nasıl oldu da nefsime yenik düşüp bu günahları işledim diye pişmanlık yaşıyorum. Şunu unutmayalım ki inşallah yaptığımız hatalarımız, günahlarımız için pişmanlık duymak ve tevbe etmek son derece güzel, faziletli ve Allah subhanehu ve taala'nın sevdiği bir ameldir. Hepimizin hataları, yanlışları ve günahları var. Nebi aleyhissalatu vesselam buyurdu ki bütün ademoğulları günahkardır. Günahkarların en hayırlıları ise tevbe edenlerdir. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadisten sonra İmam Müslim'in rivayet ettiği bir başka hadiste de eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tevbe eden kullar yaratırdı buyurmuştur. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala hepimizi mel'um şeytanın şerrinden, nefislerimizin vesveselerinden, dünyanın ve hayatın fitnelerinden muhafaza buyursun. Biznillah nasuh tevbeyle yani aynı hatayı tekrarlamamak ve yapmamaya çalışarak tevbe edip pişman olursak tıpkı şu hadisteki kimse gibi oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki günahtan tam dönen ve tevbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir. Elhamdülillah. İnsanın Allah'ın razı olmadığı işler yapmaktan, Rabbine karşı isyankar ve günahkar olmaktan dolayı üzülmesi nedamet duyması ve bunları hiç yapmamış olmayı dilemesi elbette samimiyetinden ve bir iznillah ihlasından ileri gelir. Ancak geçmiş hatalar ve günahlar için sürekli kişinin kendini üzmesi Allah muhafaza Rabbine karşı yeise yani ümitsizliğe düşmesine sebep olabileceğinden sürekli geçmişe takılmaktansa bunun yerine ibadete, itaate, Allah Azze ve Celle'nin sevdiği amellere yönelmeli bolca her gün Kur'an okumaya, nafile namazlara, oruca, sadakaya, hayır işlerine, nasihate rağbet edip boş zamanlarımızı bunlarla doldurmaya çalışmalıyız. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala yüce kitabında Nisa suresinin 110. ayetinde şunu buyurdu. Eûzu billâh ve men ya'mel en ev yuzlim nefsehu thumma yestagfirillâhe yecidillâhe gafûran rahime." Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder sonra da Allah'a mahfil dilerse Allah'ı çokça mağfiret edici ve çok merhametli bulur. Bu ayetle ilgili Dahak radıyallahu anh der ki bu ayeti kerime Hamza radıyallahu anh'ın katili vahşi hakkında inmiştir. O hem Allah'a ortak koşmuş hem Hamza'yı öldürmüştü. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle demişti. Gerçekten ben pişman olmuş bulunuyorum. Benim tevbem mümkün müdür? Bunun üzerine de Rabbül Alemin bu ayeti inzal buyurdu. Yine bakın Abdullah İbni Mesud'un bu ayet hakkında şu açıklaması bulunmakta. O dedi ki her kim Nisa suresinin 110. ayeti yani şimdi zikrettiğimiz ayetiyle şayet kendilerine zulmettiklerinde sana gelip de Allah'tan mağfiret dileselerdi Nebi de onlara mahfilet isteseydi Allah'ı elbette tevbeleri çokça kabul eden, çok merhamet eden bulacaklardı. Mealindeki Nisa suresinin 64. ayetlerini okuduktan sonra mahfil ettilerse ona mahfiret olunur demiştir. Yine bu ayeti kerime ile ilgili Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh şunu demiştir. Nebi aleyhisselatu vesselamdan bir hadis işittim mi Allah onunla beni dilediği kadar faydalandırırdı onu başkasından işittim mi ona yemin ettirirdim. Yani sen gerçekten Resulullah'tan bunu duydun mu diye. Ebu Bekir de bana hadis nakletti ve Ebu Bekir doğru söylemiştir. Dedi ki bir kul eğer bir günah işler sonra abdest alır iki rekat namaz kılar ve Allah'tan mağfiret dilerse mutlaka Allah Azze ve Celle ona mağfiret buyurur. Zumer suresinin 53. ayetinde de gafur, rahim, tevvab olan Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yine günahkar kullarına müjde dolu bir hitapta bulunmuştur. Ona hamdü senalar ediyoruz. Estaizu billah. Kul <laughs> ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. De ki ey nefisleri aleyhine israfa aşırıya giden kullarım. La teknatu min rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden kesinlikle ümidinizi kesmeyin. İnne Allah yaghfiru'z-zunube cemia. Kesinlikle Allah bütün günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim. Ve muhakkak ki o son derece bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Said bin Cübeyr, Abdullah İbni Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Allah her ikisine de rahmet etsin. Müşriklerden bir topluluk çokça kişi öldürmüş, cinayetler işlemiş ve çokça zina etmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediler. Senin bizleri kendisine davet ettiğin şey hiç şüphesiz güzel bir şeydir. Tevbe edersek tevbemiz kabul olur mu dersin? Bunun üzerine Rabul Alemin bu ayeti inzal buyurdu. Abdullah İbn Abbas'tan gelen bir başka rivayete göre bu ayeti kerime Mekkeliler hakkında inmiştir. Onlar da şöyle demişlerdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem putlara tapan, Allah'ın haram kıldığı canı öldüren kimsenin günahının bağışlanmayacağını söylüyor. Peki nasıl hicret edelim? Nasıl müslim olalım? Biz hem Allah ile birlikte başka ilahlara ibadet ettik. Hem Allah'ın haram kıldığı canı öldürdük. Bunun üzerine de Rabbül Alemin Subhane ve Teala bu ayeti inzal buyurdu. Allah'a hamdü senalar olsun ki zikrettiğimiz tüm bu nakillerden ve naslardan anlaşıldığı üzere alemlerin Rabbi şirk de dahil olmak üzere kulu hakikaten nasuh bir tevbe ile tevbe edip kendisine inabe ettiğinde, yöneldiğinde bütün günahlarını affedeceğini, onun kendisine yönelişini, teslim oluşunu ve iman etmesini kabul buyuracağını zikretmiş, ifade buyurmuş ve izah etmiştir. Rabbimiz Allah azze ve celle'den son nefesimize kadar, ölene kadar kendisine ibadet, itaat ve ona kullukta ibadette sebat üzere bizi tutsun ve kendisine karşı, yüce zatına karşı bizi masiyete, harama, münker'e, küfre ve şirk'e götürecek her tür unsurdan ve her tehlikeden bizleri korumasını niyaz ediyoruz. Büyük düşman Melun şeytanın şerrinden de Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya sığınıyoruz. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru du'avana elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin.